23. ayet suresi ki onlar namazlarında süreklidirler. Namazlarında süreklidirler. Can istediğinde namaz kılmıyor. 5 vakit namazını muntazam kırıyor. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Yoksul ve yoksul olanlar için, Allah rızası için dağıtıyor malını. Onlar din gününü tasdik etmektedirler. Kıyameti, dirilişi tasdik etmektedirler. 34. ayete yine diyor ki, namazlarını titizlikle koruyanlardır. İşte onlar cennetler içerisinde ağırlananlardır. İnşallah. Her Müslüman ve sevinçle, aşkla namazlarını 5 vakit güzel sünnetlerine uyarak kılmakta mükelleftir. İnşallah. 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 Ey kavmim diyor Nuh suresi 2'de şeytan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş ap açık bir uyarıcıyım, tebliğciyim. Ebced'i 2000 tarihini veriyor. Maşallah. Net 2000. Yani 2001 de değil, 99'da tam 2000. Bak, ey kavmim gerçek şu ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Ya bu ayetlerin tamamı ahir zamanı veriyor. Maşallah. Evet. Tamamı ya. Evet. Çok büyük bu mucize değil mi? Harika bu ya. Evet hocam. Yani 150'nin üstünde ayet, hakimiyetle ilgili ayet, hepsi 1980, 1990, 2000, 2023 ve tamı tamına tam ilgili olaylarla ilgili. Evet hocam. Maşallah. Maşallah. Hayret verici. Bakara suresi 8-10. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Bak sırf Allah'a iman ettim demiyor. Ahiret gününe de iman ettik diyor. Bu ne demektir? Çok kapsamlı olarak kendini Müslüman göstertiyor. Yani sünnet-i seneye tam temessük etmiş, ahlak dersi veren, işte şu doğrudur, şu yanlıştır diyen böyle insanlar tarzında. Oysa inanmış değillerdir diyor Allah. Dinsizler, kökenli dinsizler. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Allah'ı da aldattığını zannediyor ahmak. Fakat iman edenleri de aldattıklarını zannediyorlar. Ama bir kısım Müslümanları da hakikaten kandırabilirler. Bir bazı kişileri kandırabilirler. Ama aldatamazlar tabii. Genel olarak çünkü mutlaka Allah o foyalarını ortaya çıkarıyor. İnşallah. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bak kendilerini ikna etme özelliği var münafıkların. Yani kendine inanıyor hakikaten. Öyle bir anlatıyor ki, öyle bir aptallığı var ki kendi de kendine inanıyor. Bak kendilerini aldatıyorlar diyor. Bir insanın kendini aldatması çok zordur. Münafığın böyle bir yeteneği var. Kendini aldatma yeteneği var. Bak hem Müslümanları kandırırsan diyor ama kendi yalanına kendi de inanıyor. Kendi sahtekarlığına. İnşallah. İşte inanmadığı halde kendini evliya gibi gösteriyor. Ve şuurunda değiller diyor Allah. Demek ki şuurlarında bir bozukluk var. Hasta şuurları münafıkların. Onun için böyle klasik ahmak ve sürpriz insanlar da böyle manyak gibidirler. Yani anlamak mümkün değildir münafığı. Bak Kur'an buna dikkat çekmiş Cenab-ı Allah. Şuurunda değillerdir. Şuurlarında bir sorun var. Çünkü kendi yalanlarına kendileri de inanıyorlar. Kendi sahtekarlıkla kendi inanıyor. Bu yani normal bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Evet. Allah diyor ki kalplerinde hastalık vardır. İşte bu onlardaki ruh hastalığını Allah anlatıyor. Kalplerindeki hastalık ruh hastalığı. İnşallah. Bilinmeyen bir hastalık. Münafıklara has bir özellik. Garip bir şey. Yani şizofreni gibi yahut paranoya gibi falan bir hastalık değil bu. Allah'ın bildiği bir hastalık. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılmış değil. Yani bazı akıl hastalıkları vardır, tespit edilmemiştir, bilinemiyor. Bu insanların tıbbi yöntemlerle bulamayacağı, bilemeyeceği bir hastalık. Kalplerinde hastalık vardır diyor Allah. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Demek ki münafıklık kademe kademe gittikçe güçlenen bir hastalık. Yani dozu artan bir hastalık olduğunu anlıyoruz. Yani sabit bir hastalık değil. Mesela şizofrenide sabitlik vardır ama bunda psikopatlığı ve manyaklığı anormali gittikçe münafığın artar. Buna dikkat çekmiş Allah. Yalan söylemekte olduklarından dolayı. Münafık sürekli yalan söyler ama doğru görünümünde. Yani alenen yalan görünümünde değil. Yani ilk bakan anlayamıyor. Çünkü diyor Cenab-ı Allah söylediklerini de dinlersin diyor. Evet.
kalıpları da cisimleri de hoşuna gider diyor, malı, mülkü, görünüşü. Evet. Yani böyle bir anormal, yani insanı çok da şaşırtan bir görünüm olmuyor. Makul gibi görünüyor görünüş. Bak, yalan söylemekte olduklarının dolayı onlar için acı bir azap vardır. Münafık şeytani bir zekaya sahip olduğu için muazzam yalan söyleme kabiliyeti oluyor. Yani onu ona ekler, onu ona ekler. Fakat şuurunda değiller diyor. Şuur kapalı olduğu için bağlantıları kuramıyor. Mesela aptalca söylediği bir konuşmanın diğer bir konuşmanın çelişik olduğunu fark edemiyor. Yani ahmaklığını oradan anlayabiliyoruz. Mesela İttihat-ı İslam istemez, Türkistan Birliği'ni istemez ama İslam'dan bahseder. Mehdiyete kin duyar ama aynı zamanda da takvadan bahseder. İsa Aleyhisselam'ın inmesini istemez ama İsa Aleyhisselam'ı savunuyor gibi, başka peygamberleri savunuyor gibi konuşur. Ama münafık tespitinde bak size söyleyeyim, erkek ötü kardeşlerime söyleyeyim. Münafığın asla kaçamayacağı bir şey vardır. İttihat-ı İslam istemez münafık. Yani bu cübbeliği falan bunlar tenzih ediyor. İsimlerini verdiğim kişiler onları tenzih ediyor. Onlar apayrı alem. Onlarınki cahillikten. Ama münafık tespit etmek istiyorlarsa en hassas oldukları damar İttihat-ı İslam'dır. Ondan çok kaçınırlar, rahatsız olurlar. İkinci mehdiyettir. Münafık, mehdi kelimesi yakar, kavurur, perişan eder yani. Münafık kızdırmak isteyenler mehdi desinler. Mehdi, mehdi, mehdi. Acayip canını yakar. Yani şeytanın en bunaldığı kelimelerden bir tanesidir. Allah'ın hadi isminin tecellisi. Çünkü Allah'ın hadi ismine karşı mücadele verir Deccal. O delalete düşürücü ismin üstünde durur. Delalete düşürmek için uğraşır. Evet. Mehdi ve Allah'ın hadi ismi münafıkları ve Deccal yanlılarını yakar kavurur. Onun için Mehdi kelimesini hiç duymak istemezler. Münafık kızdırmak isteyen Muhammed Mehdi desin. Muhammed Mehdi. Acayip canlarını yakar. Muazzam ızdırap verir. Yani olan maşallah, şuurları da gider. Yani. Çok canlarını yakar. Bak ben onlara bir anahtar kelime söylüyorum. Yani. Onları kızdırmak istiyorlar. Hemen rengi benzatacaktır. Bakın söylesinler münafıkların yanında. Acayip bunalır. Maşallah. Konuşması falan bozulur. Böyle zırvalamaya başlar. Dengesi bozulur. Demezsin nasılsın, iyi misin derken bir arada ya dersiniz. Ben Muhammed Mehdi'yi çok seviyorum. Mehdi'yi bekliyorum dersin. Mehdi geldi inşallah dersin, münafığın ağzı burnu bir yere gider. Acayip canı yanar. En duymak istemediği kelimedir. Maşallah. Münafık. Bak bir sır veriyorum. İttihat-ı İslam asla istemez. Türkistan Birliği asla istemez. Münafığın canını yakmak Müslüman için zaten bir görevdir. Münafık Müslümanların düşmanıdır. Kızdırmak istiyorsanız böyle yapacaksınız. İnşallah. 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 Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler. Bak Allah'tan kork denildiğinde ben zaten korkuyorum diyor Allah'tan. Yani bana öğretme bunu diyor. Haşa. Büyüklük gururu onu günaha sürükler. Müthiş bir büyüklük gururu vardır. Onu günaha sürükler. Yani itaatsizliğe, saygısızlığa, münafıklığa, Müslümanlara karşı eylem yapmaya sürükler. Kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o diyor Allah. Ben dünyada hemen cezalandıracağım demiyor Allah bak. Cehennemde cezalandıracağım diyor. Çünkü hemen cezalanırsa münafıklığını yapamaz. Evet hocam. Münafıklığı yapamayınca Müslümanın imtihanı olmamış oluyorlar. Müslümanın makamının yükselmesi için münafığa ihtiyaç vardır. İnşallah. Münafık basamak gibidir. Müslüman onun üstüne basar, yükselir. İnşallah. İnşallah. Yani münafıkla mücadeleyle yükselir. Tövbe Nisa suresi 142. Gerçek şu ki münafıklar sözde kendilerine göre Allah'ı aldatmaktadırlar. İşi, gücü, takva, Müslüman görünümüdür münafığın. Buna Allah dikkat çekiyor. Münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Şimdi öyle bir göğe sözde aldatması öyle hafif bir şey değil. Takkesi, tesbihi, sakalı, uslubu, konuşması falan. Yani bakan ya diyor kardeşim bu öyle bir dindar ki görülmüş değil yani. Kıyas edilemez diyor adam. Muazzam dindar diyor. Yani münafığın en dikkat ettiği konu budur. Yani görünüşe çok dikkat eder. Yani onu bir sağlam alır kendince. Oysa o onları aldatandır. Allah onları aldatır diyor. Allah onları aldatır. Ahmak çünkü ya dinsizsen direkt dinsiz yaşamasınlar normalde. Kendini değil mi? O
acının içerisine sokuyor. Allah belasını veriyor o acıyla. Tabii. Allah onu aldatıyor, onları aldatıyor. Evet. Çünkü direkt küfür olsa bu kadar acı çekmeyecek. Münafık olduğu için kıyası kabil olmayacak şekilde acı çekiyor. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. Münafık yalnız olduğunda namaz kılmaz. Eğer evde evet. hiç kimse yoksa, yani kimsenin görmeyeceğinden eminse namaz kılmaz. Ama biri varsa, birileri varsa, onun için bak Allah ona dikkat çekmiş. Namaz kıldıkları zaman isteksizce kalkarlar. Yani ilk kaldırdığında kalkıyor, kalkar hakikaten ama içinde müthiş bir öfke ve kızgınlıkla. Mesela sabah olduğunda hadi namaza kalkalım dersin. Allah razı olsun der mesela. Selavat getirerek kalkar. Ama içinden ağır hakaretler ederek yani acayip bir nefretle kalkar. Yani içindeki ızdırabı Allah belirtiyor. Yani müthiş bir nefret olur. Yoksa namaza kalkıyor. Kalkmıyorlar demiyor Allah. Kalkıyor. Ama nefretle kalkıyor. İnsanlara gösteriş yaparlar. Bakın bu çok en mühim yönlerinden bir tanesi. Cebinde takkesi, elinde tesbih, dualar, sözlü olarak da mesela sürekli nasihatlerde bulunur. İşte namusunuza dikkat edin, sözünüzü, namazlarınızı kılın, adaba edebe dikkat edin. Hı hı. Tek söylemediği nedir biliyor musun? İttihat-ı İslam ve Mehdiyet. Evet hocam. Yani münafığı orada yakalayabilirsiniz. Yoksa ibadet cihetinde yakalayamazsınız. Orada hatta namazları daha da fazla kılınmasını savunur. Tabii. Beş vakit de az der o yani. İnşallah. İnşallah. Gece gündüz namaz kılıyor. Mesela sabahlara kadar namaz kılıyorum der. Sabaha kadar tesbih çekiyorum der. İşte sabahlara kadar Kur'an okuyorum der. Yani onlarda bir şey yoktur. İttihat-ı İslam istemez. Çünkü İttihat-ı İslam onun ölümü demektir. Mehdi demek zaten o Mehdi onu yakacak bir güç. Ateştir onun için Mehdi yani. Onun için nefret eder Mehdi'den münafıklar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Muazzam gösteriş yeteneği vardır münafık. Onun için münafıklar etkili olurlar. Yani daha takva görünürler. Daha titiz gibi görünür. Bediüzzaman'la karşı mücadelede münafıklar daha etken olmuşlardı. Onun için Bediüzzaman talebeler çok az oldu. Sayılar çok az oldu. Yoksa bütün Türkiye'yi kaplardı Bediüzzaman. Evet. Tabii. Münafıkların vuruşuyla gücü azaldı Bediüzzaman ama tabii hayır vardı. Kader öyleydi. Mesela Mehdi'nin de talebelerin az olmasının nedeni münafıklardır. Münafıklardan dolayı az olacak. Ama çok olması zaten kaderde Allah'ın bir planı. Çok olsa Mehdi'yeti görevini yapamaz. Az olması gerekiyor. Az olması için Allah münafıklara görev vermiyor. Yani münafıklar kaderde o ledün ilmidir Allah'ın ledün ilmidir. O vazifeden yapmış oluyorlar. Mesela münafıklar Mehdi'nin çok sevap almasına sebep oluyorlar. Manevi makamın yükselmesine sebep oluyorlar. Mehdiyet makamının, şanının gelişmesine sebep oluyorlar. Evet, inşallah. Allah'ı ancak çok az anarlar. Çok mecbur olursa gösteriş yapması gerektiğinde Allah'ı anar. Onun dışında Allah'ı anmazlar münafıklar. Yani duruma göre. Genellikle de münafıkların yanında yaşadıkları için Allah'ı çok az anıyorlar. Fakat münafıklara da gösteriş yapar onlar. Fakat az da olsa onların yanında Allah'ı anıyorlar usulen. Yani tamamen dinsiz görünmemek için. Münafık münafığa oyun yapar. Ama Müslümanların yanında çok andıklarını görüyoruz. Çünkü insanlara gösteriş yaparlar diyor ayette. Ama durum müsait olduğunda da az anıyorlar. Eğer adamlar yamuk yumuk adamlar varsa onların yanında da az anıyorlar. Tekken de hiç anmıyorlar. Nisa suresi 142. Çünkü münafıklar genellikle koloni halinde yaşarlar. Münafıklarla iç içe yaşarlar ama münafıklardan da nefret ederler. Fakat münafıklar bir yere geldiğinde mutlaka birbirlerine Müslüman olduklarını vurgulamak durumundadırlar. Münafıklar birbirlerine çünkü şüphe ederler. Yani birbirlerine hep kahpe olduğuna inanırlar. Evet. Bütün münafıklar birbirine alçak olduğuna inanırlar. Yani şiddetli nefret olur. Onun için ihtiyaten az da olsa Allah'ı anarlar. Fakat içlerinden gelmeyerek fakat rahatsız olarak da olsa anarlar. Toplantılarını görebilen olsa anlar. Yani evet. Bu net böyledir. Nisa suresi 142 buradaki açıklama. Münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Münafıkun ve münafıkat bazısı bazısındandır. Yani o ondan etkileniyor, o da ondan etkileniyor. Birbirlerini geliştiriyorlar, körüklüyorlar ve büyütüyorlar küfür yönlerini. Kötülüğü emrederler.
Mesela İttihat-ı İslam'ı durdurmak, Türkistan Birliği'ni durdurmak, Mehdiyet'i durdurmak, Mehdi'nin geliş müjdesini durdurmak, İsa'nın inişiyle ilgili müjdeyi durdurmak. İyilikten alıkoyarlar. İslam dünyaya hakimiyetini engellemek. Demin anlattıklarımın aynısı. İnşallah. Ellerini sımsıkı tutarlar. Müslümanlara 5 kuruş paralarını geçmesini istemezler. Kendi aralarında da harcamazlar. Münafıklar. Evet hocam. Böyle tam pintidir. Yani buradan tükür, buradan yarayarak ahmakça biriktirirler. Ahmakça biriktirirler. Sonunda o yine Müslümanlara nasip olur. Ya bir vakfa verirler. Orada yine Müslümanlar, orada müminler kullanır. Ya Kızılay'a nasip olur. Yine Müslümanlar kullanır. İnşallah. Veyahut bir şekilde Müslümanlar yine lehine bir hale gelir o mallar. Ama münafık malı harcayamaz. Hastadır. Allah yolunda kullanamaz. Yani istediğini yap, ne yaparsan yap, çıldırmıştır. Sürekli biriktirir münafık. Neye olduğunu bilmez. Sürünür. İt gibi sürünür. Çok perişan yaşar ama harcamaz. Harcayamaz. Çünkü neden? Harcadığında canı yanar. Canı yandığı için harcayamıyor. Evet hocam. Biriktirmediğinde de hastalanır. O biriktirdiklerini Allah hep Müslümanlara nasip eder. İnşallah. İnşallah. Mesela Mehmetçik Vakfı'na gider. Askerlerimize, koç yiğitlerimize eline geçer. Maşallah. Onlar Allah'ı unuttular. Münafıklar haşa Allah'a karşı müthiş kinlidirler. Allah'ı unutmuşlardır. O da onları unuttu diyor. Allah da onlara karşı ezici, kahredici bir tavır göstertiyor. Şüphesiz diyor Allah, münafıklar fıska sapanlardır. Yani Allah'ın hükümlerine karşı savaş açanlardır. Şüphesiz diyor Allah. Tövbe suresi 67.